Teknofest 2021'in sürprizlerinden biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden geldi. Uzun zamandır projesi devam eden Gökbey Helikopter ilk defa kamuoyunun önüne burada yaptığı uçuş gösterisiyle birlikte çıktı. Şimdi yanımda Gökhan Bey var. Gökhan Bey projenin sorumlusu olarak bizim teknik sorularımızı, ne aşamadayız, ne yapıyoruz, proje nasıl başladı bunlarla ilgili sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle ben çok memnun oldum Gökbey'i burada kendi gözümle uçarken hem de bir havacılık gösterisinde gösteri yaparken görmekten. Gökbey projesi nasıl başladı? Kim ön ayak oldu diyelim, biraz anlatırsanız çok sevinirim. Tabii, öncelikle hoş geldiniz. Gökbey projesi 2013 yılında Savunma Sanayi Başkanlığımızın büyük iradesiyle, büyük destekleriyle başladı. Bu proje kapsamında sadece tek bir helikopterin geliştirilmesi değil, aslında helikopter endüstrisinde bir oyuncu olabilmek adına insan kaynağı, altyapı, test altyapısı, üretim altyapısının kurulması amaçlandı. Dolayısıyla da başlangıç aşamasında da en büyük geliştirme projesiydi o dönemin. Çok önemli, hem stratejik hem milli amaçları olan bir projemiz Gökbey'imiz. Gökbey aynı zamanda da sivil ve askeri anlamda da bir boşluğu kapatan bir helikopter. T-129 ile TUSAŞ'ın attığı adımların belki de meyvesini toplayacak bir ürün diyebilir miyiz? Tabii ki. TUSAŞ olarak tabii geçmişte Cougar zamanında büyük tecrübeler kazanıldı ama en büyük tecrübemizi biz Atak helikopteriyle, T-129 helikopteriyle kazandık. Onun üzerine de özellikle kritik sistemlerin de tasarımı, üretimi, testleri doğrulaması anlamında da Gökbey'de o tüm eksik olan altyapıları da tamamladık. Ve helikopter endüstrisinde aslında hazır bir oyuncu olarak da şu an ortaya çıkmış durumdayız. Savunma Sanayi Başkanlığı Profesör Doktor İsmail Demir'in de çok büyük bir katkısı var. Çok önemli, size bir görev verdi. Bir tarafı sivil, bir tarafı askeri ama dünyada da galiba Gökbey ile ilgili bir boşluk, pazarda da bir boşluk var galiba o sınıftaki helikopter için. Tabii ki orta sınıf bir helikopter, özellikle kendi ülkemizde şu an envanterde olan sıkıntılar yaşanan OH1'lerin yerine geçmesi açısından da Gökbey çok önemli bir görev üstleniyor. Yine aynı şekilde uluslararası alanda da bu sınıfta, orta sınıfta 5-6 ton sınıfında bir helikopter boşluğu var. Aslında Gökbey ilk başta tasarlanırken de hem yurt içinde hem yurt dışında bu boşlukların kapatılması amaçlandı. Şimdi tabii bunlar proje sırasında projeksiyonu oluşturmak için çok önemli doneler. Oradan yola çıktınız ve ilk uçuş gerçekleştirdi ve şu an test süreci devam ediyor. Ne aşamadasınız testlerle ilgili? Şöyle, ilk uçuşumuz bizim projede aslında en önemli çeki taşımız. 6 Eylül 2018'de müşterimize de verdiğimiz sözü de yerine getirerek ilk uçuşu gerçekleştirdik. Sonrasında da tüm kalifikasyon, sertifikasyon testlerimiz hızlanarak devam etti. 2018'den bu zamana da aslında daha çok böyle uçuş testlerine ve eş zamanlı olarak yürüttüğümüz sertifikasyon, yer testlerine odaklandık. Mevcut durumda da şu an önümüzdeki haftalarda 4. prototipimiz çıkacak. Bu 4 prototiple yer testlerine, uçuş testlerine devam edeceğiz. Yine eş zamanlı olarak kritik komponentlerin sertifikasyon, kalifikasyon, yapısal, yorulma, dinamik testlerini de devam ettireceğiz ki bunlar sertifikasyon sürecinde olmazsa olmaz faaliyetler. Buradan çıkan dokümanları, girdileri de SHGM'ye, otoritemize sunacağız. İnşallah sertifikasyon sürecini de bu şekilde, sağlıklı bir şekilde kapatacağız. Şimdi tabii sivil askeri diyoruz ama sivil tarafında Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir sertifikasyon süreci var. Bir taraftan ilk müşteriniz Jandarma Genel Komutan. Onların hem askeri isterleri var hem İçişleri Bakanlığı. Yani bayağı bir zor bir süreç önünüzde. Doğru. Gökbey'in de birçok konfigürasyonu var. Dediğiniz gibi hem sivil tarafa hem de askeri tarafa da hitap ediyor. Sivil tarafta da farklı yelpazemiz var, portföyümüz var. Yangınla mücadele, arama kurtarma, hasta taşıma gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde kuvvet komutanlıklarımız, kara kuvvetleri, jandarma, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri de Gökbey'imize talip. Bu kapsamda da farklı konfigürasyonda tasarım hakları da bize ait olduğu için helikopteri farklı şekilde konfigüre edebilir durumdayız. Testlerde hangi aşamadasınız? Çünkü önünüzde yaklaşık bir yıldan biraz fazla bir süre var teslimat için. Doğru. Şu an bizim Gökbey'imiz sivil sertifikasyon kurallarına uygun olarak tasarlandı. EASA CS29 gereksinimleri ilk başta takip edildi. Bu gereksinimlerin getirdiği birçok yer ve uçuş testleri var. Açıkçası şu an bu testlere odaklanmış vaziyetteyiz.
rotorun, transmisyonun, iniş takımının gövdeyi oluşturan tüm kritik komponentlerin yapısal testleri devam ediyor. Paralelde de bu biraz önce söylediğim o ilk 3 prototiple de uçuş testlerini gerçekleştiriyoruz. Helikopteri en zorlu koşullarda test ediyoruz. Helikopterin zarfında uç noktalara çıkıyoruz ki en nihayetinde de müşterimize, kendimize güvendiğimiz, kendini kanıtlamış bir helikopter teslim edelim. Şimdi aslında Gök Bey biraz da yuvasından uçtu, fazla uzaklaştı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Gelirken bir yandan da siz telemetri olarak adlandırılan bir kontrol merkezinizi de taşıdınız. Burada mühendislerimiz var galiba, onu da doğru, anlatır mısınız? Doğru, bizim için de aslında bu anlamda ilk oldu. Ankara dışına ilk kez çıkıyoruz. Malumunuz mevcut durumda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile sertifikasyon faaliyetlerimiz, uçuş testlerimiz devam ediyor. Burada uçurduğumuz prototipimiz aslında bir P2 diye nitelendirdiğimiz üçüncü prototip, evet. Üçüncü uçurduğumuz prototip ve tamamı enstrümante edilmiş. Bu bahsettiğim kritik komponentleri rotorunda, transmisyonda, gövdesinde enstrümantasyon da şu an mevcut. Aynı anda bizim ayrı bir telemetri odamızda yaklaşık bir 15 kişilik tasarım ekibimiz sürekli bu parametreleri monitör ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı olduğunda direkt uçuşa da müdahale edebilir durumdayız. Şimdi izleyicilerimiz bize soruyor. Gök Bey'in fotoğraflarını, videolarını gördük. Kablolar geçiyor, şunlar bunlar. Uçağın üzerinde, helikopterin üzerinde epey bir test ekipmanı var galiba. Doğru. Hem döner sistemden hem de sabit gövdeden data topluyoruz. Şu an 1200'den fazla sensör helikopterin üzerine entegre edilmiş durumda. 10.000'den fazla parametreyi anlık olarak aşağıya indiriyoruz. Dolayısıyla helikopter full enstrümante halde. Bu datalar neden kıymetli? Bu dataları, bu verileri biz raporluyoruz. Bu test sonuçlarını direkt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze, otoritemize sunuyoruz. Ve bunlar sertifikasyon sürecinde çok önemli kanıt dokümanları. Şimdi ilk müşteri Jandarma Genel Komutanlığı. Ona böyle bir temel bir versiyon mu vereceksiniz? Ne modeli vereceksiniz? Jandarma Genel Komutanlığımızda bu gereksinimler üzerinde bir müzakeremiz oldu. Daha çok böyle arama kurtarmaya yönelik bir konfigürasyon ortaya çıktı. Bu kapsamda helikopterin üretimine de başladık. Şu an 3 tane helikopterimiz. Üretim hattında. Tabii. Bir yandan da biz bu geliştirme faaliyetleri, uçuş testleri, sertifikasyon faaliyetleri devam ederken de seri üretim faaliyetleri de gövdelerimiz şu an alanda. Tüm planlamamız, tüm hedefimiz önümüzdeki yıl ilk teslimatı gerçekleştirmek yönünde. Bakalım nasıl çıkacak edecek ama rengini gördük en azından jandarmanın renklerinde. Umarım en kısa zamanda bu planlandığı gibi devam eder. Diğer kuvvetlerden sivil açıdan da siparişler alırsınız. Ben çünkü bu TUSAŞ'ın beni en çok heyecanlandıran projelerinden biri. Çünkü her şeyle sizin milli tasarımınız muhakkak ileride başta motor olmak üzere çeşitli yerli şeyler de gelecektir ama motorla da ilgili galiba çalışmalar devam ediyor. Tabii. Paralelde orada bizim kardeş kuruluşumuz TEİ'de de çalışmalar devam ediyor. O motorda geldikten sonra aslında %100'üne yakın bir oranda yerli bir helikopterimiz olacak. Dediğiniz gibi helikopterin en kritik sistemleri, rotoru, transmisyonu, dişli kutusu, iniş takımları, otopilotu, yazılımı tamamen bize ait. Bu çok büyük bir gurur. Bu geçtiğimiz bir 6-7 sene içinde oluşturulan bir altyapının aslında ürünü. Tabii burada Savunma Sanayi Başkanlığımızın, devletimizin büyük desteklerini unutmamak lazım. O büyük irade sayesinde bu aşamalara geldik. Bir de son sorulan soru var. Onu böyle bir yetkin ağızdan ben dinlemek isterim. İşte bizim insanlarımıza anlatıyoruz. İşte helikopter şöyle yapıldı, tasarımı, özellikleri. Bu diyor bu Leonardo'nun 139 serisine çok benziyor. Siz bu programın başında olarak ne farklar var? Sizden bir dinleyebilir miyiz? Şöyle helikopter dediğimizde zaten döner hava... Hepsinde döner, yukarıda rotor var. Yürkuş diyoruz, yok o diyor KT-1'in ama çok farklı olduğunu ben anlatamıyorum. Sizden bir dinlersek o konuyu en azından insanlarımız aydınlansın bu konuda. Bir kere boyutsal olarak farklıyız. Bizim nispeten 6 ton sınıfındayız. O muadil helikopterler çok daha büyük sınıfta. Veya küçük sınıfta. Daha küçük sınıfta. Dış dizaynımız tamamen farklı. Rotorumuz tamamen farklı. Kuyruk rotorumuz farklı. Aselsan bir kokpit yapıyor. Aynen öyle. Touch screen, dokunmatik ekran, çok modern aviyoniklerimiz var. Bunlar da şu anki mevcut helikopterlerin hepsinde olmayan özellikler. İniş takımlarımız katlanabilir iniş takımı. Otopilotu biz kendimiz geliştiriyoruz. Algoritmaları kendimiz yazıyoruz. Dolayısıyla bu kritik sistemlerin tasarım sahibi de biziz.
Bu anlamda da aslında diğer platformlardan da ayrılıyoruz. Bu ne kazandırıyor bize? Aslında bundan sonraki süreçte farklı sınıfta helikopterleri çok daha rahat bir şekilde bu altyapıyı kullanarak yapabilecek bir aşamaya geldiğimizi söyleyebilirim. Zaten sonrasında da Atak 2 geliyor. Tabii. 10 tonluk genel maksat helikopterleriniz geliyor. Ona da çok ciddi bir hem sivil hem askeri anlamda bir altyapı sunacak. Çok teşekkürler, sağ olun sorularımızı yanıtladığımız için. Nice air show'larda, gösterilerde, festivallerde Gökbey'i görmek üzere diyelim. Sizlere emniyetli uçuşlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.